Hafta sonu Güney Afrika siyasetine yeni bir parti katılıyor. Ülkenin önde gelen kadın liderlerinden Dr. Mampela Rampele, Agang adlı partisiyle gelecek yılki seçimlerde Afrika Ulusal Kongresi'nden düş kırıklığına uğrayanların oylarını çekebilmeyi umuyor. Ama Dr. Rampele, beyazların yönetiminin son bulmasından bu yana iktidarda olan eski lider Nelson Mandela'nın partisine ne dereceye kadar meydan okuyabilir? Karen Allen'ın haberini izliyoruz. Kimilerince tek kişilik bir gösteri olmakla eleştirilebilir. Ama Dr. Mampela Rampele'ye dikkat etmek gerek. Irk ayrımcılığına karşı verilen mücadelede öne çıkan Dr. Rampele, seçmenlerin isteklerine cevap veremediğini düşündüğü Afrika Ulusal Kongresi'ne meydan okumaya hazırlanıyor. If South Africa doesn't own the future. Güney Afrika geleceğine sahip çıkmaz ve geçmişe odaklanmaktan vazgeçmezse çok kederli bir yer olacak. Doğal kaynaklarımız, madenlerimiz, insan kaynaklarımızla müthiş bir potansiyele sahipken çok gerilerde kalmış haldeyiz. Şu güzelim binalar Güney Afrika'daki mevcut eşitsizliğin simgesi bir bakıma. Sibu Siso, ırk ayrımcılığı döneminden sonraki kentsel kuşaktan. Rampele'nin partisi de tam da bu kesimdekileri hedef alıyor. Ama oyunu Rampele'ye vermeyeceğini söylüyor. Rampele'nin partisinin idarecilik deneyimi yok. Ayrıca insanlar oy kullanmaya fazla ilgi duymuyor artık. Neden? Çünkü siyasi partiler artık halka hizmet etmiyor. Agang Partisi'nin ekonomiyi genişletme ve daha fazla istihdam yaratma taahhütleri Güney Afrikalılara hitap eden sözler. Ama bu sözleri Afrika Ulusal Kongresi'nin yerine getirmesini istiyorlar. Siyahlara özgürlük sağlayan partiye hala çok derin bir bağlılık duyuluyor. Bununla birlikte burada, Doğu Cape'te hala elde edilebilecek oylar olabilir. Bunlar 40 yıl önce Dr. Rampele'nin siyahların oy toplayabilmesi için mücadele verdiği mahalleler. Bugünse aşılması gereken yeni çıtalar var. Yolsuzluk yeni kuşakları da olumsuz etkiliyor. Artık eğitim fazla önem taşımaz oldu. Eğitime öncelik verilseydi fen laboratuvarımız olurdu, kütüphanemiz olurdu diyor Gazale Lisesi'nin müdiresi. Bazı sınıflarda ayak basılacak taban bile kalmamış. Yeni parti bu konuları gündemde başa çekeceğini belirtiyor. Dr. Rampele dans konusunda Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma kadar kıvrak olmayabilir. Ama partisi yolsuzluklara son verileceğini, liderlerden hesap sorulacağını taahhüt ediyor. Belki de düş kırıklığı içindeki bazı Güney Afrikalı seçmenler bu iki nedenle kendisine bir fırsat verecektir.